أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلو على شفيع محمد اللهم صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek, Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade, anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek, Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini, öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenler, Evet, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi üzerimize düştü sayılır. Tabi hazırlıklarımızı yapıyoruz madden, manen. Dolayısıyla Rabbim Celle Celaluhu şimdiden Ramazan-ı Şerif ayınızı mübarek eylesin o mübarek ayda yapacağımız bütün ibadet ve taatlerimizi yani tutacağımız oruçlardan, tutacağımız mukabelelerden, kılacağımız teravihlerden, infaklara, zekatlara, fitrelere kadar Rabbim Celle Celaluhu şimdiden yapacağımız bütün ibadet ve taatlerimizi Malik derge Dergahı'nın izletinde kabul eylesin rahman. Evet, aslında iki aydan beri dua ediyoruz. Yani Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmak için. Ee, nasıl derseniz... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi vardı ya. Yani Recep-i Şerif ay girdiği zaman ne buyuruyordu? Bizim yapmamız gereken efendim bir duayı bizlere efendim talim etmişti, tavsiye etmişti. Ve ne buyurmuştu? Allah'ım berik lena fi ve şaban ve belli ina ramadan. Ey Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek kıl ve belli Ramazan ve bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır diye Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ederdi. Bize de böyle dua etmemizi tavsiye buyurmuştu. E bizler de tabii efendim aklına gelen, e, aklına geldiği zaman efendime söyleyeyim veya bazılarınız her gün, her zaman bu duayı elhamdülillah yaptık ve böylece ya Rabbi bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır duamızı da elhamdülillah efendim e, zuhurunun neticesini inşallah göreceğiz. Tabii Ramazan-ı Şerif ayına ulaşamayanlar Efendim ömrü kifayet etmeyenler de oldu mu? Elbette etrafımızdan, çevremizden, tanıdıklarımızdan pek çok kimseler Ramazan-ı Şerif ayına hakikaten e, ulaşamadılar. E, dolayısıyla Allah-u Teala Celle Celaluhu inşallah bizlere o Ramazan'a ulaşmak, o gecelerini ihya etmek, o efendim mübarekayı en güzel şekilde idrak edip sonunda da cehennemden kurtularak bayrama ulaşmak cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet tabi Allah dostlarına bakıyoruz. Allah dostları 6 ay öncesinden dua edermişler. Ya Rabbi bizleri Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır diye. Yani 6 ay önceden he, Ramazan ayına ulaşmak için dua ediyorlar. Niçin peki dua ediyorlar? Çünkü Ramazan ayında hakikaten öyle ecirler var, öyle mükafatlar var ki yani bir adam manen sıfırı tüketmiş olsa manevi bir iflasa uğramış olsa şu Ramazan ayında o bütün zararını kurtarabilir ve manevi zenginlerden olarak Ramazan bayramını bitirip Ramazan ayını bitirebilir. Yani o kadar kar var, o kadar kazanç var, o kadar af var, o kadar mağfiret var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte ne buyurdu? لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانِ لَتَمَنَّتْ اُمَّتِي اَيَّكُنَ رَمَضَانُ سَنَةَ كُلَّهَا buyurdu. Eğer kullar ramazan Şerif ayında neler olduğunu bilseydiler, ne kazançlar olduğunu, he? ne ecirler olduğunu, ne sevaplar olduğunu şayet bilseydiler, le temennet ümmeti en yakın ramazan-ı senete Elbette ümmetin bütün senenin Ramazan ayı olmasını isterlerdi diyor. Öyle ya. Yani hakikaten bunu bilseydik değil mi? İnsan efendim fıtri olarak ee, kar olan yere menfaati olan yere ne yapar meyleder. Yani kârı varsa, kazancı varsa, ecri varsa e bunu da gördüğü zaman ne yapacak? E keşke bütün sene Ramazan olsa da hep yani böyle kazansak manasına efendim bunu temenni ederdiler diyor. Yani bunu efendim şöyle danlayabiliriz Şöyle bir misal veriyorum. Mesela bir pazarcı düşünün. Pazarda Efendim işte meyve satıyor, sebze satıyor, her gün bir pazara gidiyor. Pazartesi günü bir yerde, salı günü başka yerde, çarşamba günü efendime söyleyeyim işte Fatih'te. Fatih'te çarşamba, pazar var biliyorsunuz. Fatih Camii tabii efendim ee o tarafta yani bayağı bir yerleri işgal ediyor, bayağı bir caddeleri dolduruyor ve her taraftan da oraya efendim müşteriler gidiyor. Şimdi bu pazarcı ne diyor? Diyelim haftanın altı günü pazarlarda çalışıyor, bir gün tatil ediyor. O bir efendim e, altı günden birisi de hangisi? Çarşamba pazar O kadar müşteri geliyor, o kadar mal satıyor, o kadar ciro yapıyor ki, yani diğer pazarlarda altı gün ne kadar satmışsa, ne kadar kar etmişse onun hepsi bir kenara. Çarşamba günü kazandığı o efendim kar bir tarafa. O zaman ne diyor? Keşke her gün çarşamba pazarı olsa. Neden? E çok kazanıyor. He? Yani bir haftada kazandığın adam bir gün kazanıyor. Dolayısıyla her gün oza, demek ki kısa zamanda ne yapacak? Köşeyi dönecek. Kısa kısa zamanda ne yapacak? Sermayeyi büyütecek, zengin olacak. Ha, işte maddi olarak nasıl böyle efendim menfaatimizin e, olduğu yeri biliyorsak nerede kar var, nerede kazanç var, efendim oraya meyl ediyorsak işte Ramazan ayında da böylesine kar var. Her ne kadar biz bu karı göremesek de, her ne kadar bilemesek de madem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmiş. Öyleyse ne yapacağız? Efendim bu Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet bakıyoruz tabi öyle bir an ki hakkında ayet-i kerimeler nazil olmuş. Yani ismi geçen, Kur'an'da ismi geçen tek ay, Hakkında pek çok hadis-i şerifler var. Ramazan-ı şerifin faziletiyle alakalı. He? İşte tutulan oruçla alakalı, Kadir gecesiyle alakalı, o efendim verilen zekatlarla alakalı. Yani o kadar ayetler, hadisler hakikaten efendim ayların sultanı. Bakın İbrahim Nehay Hazretleri ne buyuruyor? Ramazan ayı diyor öyle bir aydır ki diyor. Ramazan ayında tutulan diyor bir oruç yani bir gün oruç bin oruçtan diyor üstündür diyor. Yani Ramazan'ın dışında tutulan bin oruçtan üstün. Ramazan ayında çekilen bir teşbih, bir Subhanallah demek, bir Allah demek, bir La ilahe illallah demek. He? Sahir aylardaki bin teşbihten bir rekat namaz diğer aylardaki bin rekat namazdan üstündür diyor. Görüyor musun? Yani yaptığın bin ile mukabele görüyor. Bir sohbet yapsan, he yani şu sohbet bizim Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde olsaydı ne olacaktı? Demek bin sohbet. Efendim bir rekat kılsan, bin rekat gibi. Yani bunu tabi bunu okuyunca İbrahim Nihai Hazretleri'nin bu sözleri hatırıma neyi getiriyor biliyor musun? Hani bir hadis-i şerif var ya, mescidi haramda kılınan namaz. Tabi orada kılınan, salatun fil mescidil haram bimiyeti elfi salatin. Orada kılınan bir namaz, yüz bin namaz. Ondan sonra geliyoruz Mescid-i Nebevi'ye. Mescid-i Nebevi'de de kılınan bir namaz kaç namazdı? Orada kılınan bir namaz bin namaz. Mescid-i Nebevi peygamber mescidi aleyhissalatü vesselam. Oradaki ibadetlere de böyle ne var fazilet var. Üç mescid böyle bir tanesi de Mescid-i Aksa'dır. Dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de kılınan efendim, bir namaz bin namaz. Yani bir hatim indirsen bin hatim gibi, bir teşbih etsen bin teşbih etmek gibi. Ha şimdi madem Ramazan ayında da böyle bir fadliylet var, öyleyse ne anlaşılıyor? Yani Ramazan ayında efendim yaptığın bütün ibadetler sanki Mescid-i Nebevi'de yapıyormuş gibi, ne yapıyorsun? Kâr ediyorsun. Evet umreye giden kardeşlerimiz var. Rabbim onlara selametle gitmek, selametle gelmek nasip eylesin. Yani Ramazan ayında umrede bulunmak, efendim e, isteyen kardeşlerimiz değil mi? E, umre'ye giden kardeşlerimiz var. Gidecek olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizden selam söylesinler. Orada bizleri duadan unutmasınlar. Ve onlar ne yapacaklar mesela? Mescid-i Haram'da tabii ki ibadetler, taatler, tavaflar. Daha sonra ver yani Mescid-i Nebeviye veya bunun tam tersi. Önce Medine'ye gidebilir. Önce Mescid-i Nebeviye uğrayabilirler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret edebilirler. Oradan tabii Mescid-i Haram'a geçebilirler. Ha diyelim ki gidemeyenler var. İşi, gücü, ortamı yani müsait olmayıp da Ramazan-ı Şerif ayını memleketinde geçirecek. İşte onlar da üzülmesinler. Yapmış oldukları demek ki bir teşbih, bin teşbih gibi. Bir namaz, bin namaz gibi. Bir oruç, bin oruç gibi ne yapacak? mükafat kazandıracak, mukabele görecek. Yani sanki Mescid-i Nebevi'de kılmış olduğumuz, yapmış olduğumuz ibadetler gibi inşallah bu ayda da böylesine kazançlar var kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor. Yine Ramazan-ı Şerif ayının faziletiyle alakalı. Ramazan-ı Şerif ayında yapılan ibadet ve taatlerle alakalı. Yani bu hadis-i şerifleri arz edelim ki sizlerle beraber müdakere ve mütalaa edelim ki nasıl bir aya giriyoruz? Yani bu ayda yaptığımız ibadetlerin efendim kazancı, mükafatı, ecri ne kadar? Değil mi? Bunu bilelim. Bunu anlayalım ki ha ibadetlerimizi ona göre yapalım, ona göre amel edelim. Mesela şimdi bir namaz, yüz bin namaz olunca, bir rekat, bin rekat olunca affen. He? E sen şimdi Ramazan-ı Şerif ayında kılınan teravih adam kaçırır mı? Değil mi? Yani her akşam 20 rekat nafile teravi kılacaksın. Çünkü Ramazan-ı Şerif olmasa da yas namazını zaten ne yapıyoruz? Kılıyoruz. Ama ilaveten ne yapıyoruz? Teravi kılıyoruz. Nafile kılıyoruz. E bir rekat bin rekat olduğuna göre her akşam sanki 20 bin rekat kılmış gibi sevap kazanıyorsun. Yani bu ecri nerede bulacaksın? Bu sevabı başka nerede bulacaksın? Ramazan ayı geçtikten sonra, elden kaçtıktan sonra bir daha nasıl böyle amellere ulaşacaksın? Onun için senede bir defa gelen böylesine ayların sultanı olan şu ümmetin ümmete tahsis edilen şu ümmetin ayında inşallah manevi kasalarımızı, keselerimizi tıka basa dolduralım. İşte bakın onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men takarrabe fi bi Minel min hayr. <laughs> yine bu ayda her kim bir hayırla, bir nafile ibadetle, bir tatavu ile Mevla Teala Hazretlerine yaklaşırsa yani bu namaz olabilir. Efendim zikir olabilir. Efendim dua olabilir veya işte infak, zekat, değil mi? Her türlü ibadet olabilir. Şu ayda böyle bir hayırla her kim Mevla'ya yaklaşırsa ne gibidir? Kehane kemen edda ferizaten <laughs> fi masihahu. Ramazan-ı Şerif ayının dışındaki efendim bir farzı eda etmiş gibidir. Yani Ramazan ayının dışında. Mesela bugün diyelim ki bir farzı eda etsen, bunun sevabı ne kadarsa, bunun ecri mükafatı ne kadarsa, he? Ramazan-ı Şerif ayında bir nafile demek ki bu kadar sevap kazandırıyor. Tabi farzların sevabı da, o onların da efendim, sevabı ne kadar çok, ecri ne kadar çok. Yani kendinden başka da yerini hiçbir şey tutmaz. İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda ne buyuruyor mesela? He? Yani bir kişi infak ediyor, sadaka veriyor, camiler yaptırıyor. Binlerce efendim altınla böyle hayır yapsa ama Mevla'ya olan borcunu veya işte o zekat borcunu ödemese olur mu? Olmaz. Yani Mevla'nın farz kıldığı bir danik zekatı bile vermek binlerce altından nedir eftaldir. Çünkü o nedir? Farzdır. Mevla onu emretmiştir. Yapmadığın zaman ne vardır? bali vardır. Adabı vardır. Önce ne yapacaksın onu yapacaksın. Farzını yaptıktan sonra Mevla'nın efendim farz kıldığı ibadet ve taatleri yaparak haram kılmış olduğu şeylerden kaçarak nafileleri yaparsan işte o zaman ne olur? Katmerli sevaplar kazanabilirsin. Dolayısıyla işte bu ayda yani Ramazan-ı Şerif ayında yapılacak olan bir nafile Mevla'ya yaklaşmak için yapmış olduğun o bir hayır Ramazan ayının dışında yapılacak olan bir farz gibi bir farzı eda etmek gibidir diyor. Peki hala Hoca Efendi yani Ramazan ayında da farzlar var değil mi? Yani orada da farz ibadetler var. Peki hala onları yaptığımız zaman ne kadar sevap olacak derseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. وَمَنْ اَدَّا فَرِضَةً ف۪يهِ her kim bu ayda bir farz eda etse kâne kemen edde seb'ine ferîzaten fî mâ şivâhu. Ramazan ayının dışındaki 70 farz eda etmiş gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musun? Yani Ramazan ayındaki berekete bakar mısın? He? Kılmış olduğun namaz. Değil mi? Beş vakit namazı kılacaksın. E bunlar nedir? Farzdır. Efendime söyleyeyim. Oruçlarını tutuyorsun mesela. Bunlar nedir? Farzdır. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümü Ey iman edenler oruç size yazıldı. Farz kılındı. Ayetiyle Mevla Teala orucu bize ne yaptı? Farz kıldı. E, dolayısıyla bir oruç bakın. He? Ramazanın dışında yapılan yetmiş farz gibi. Mesela zekat veriyorsun. O da nedir? O da nedir? Efendim farzdır. Mevla'nın emridir. Ramazanın dışında verdiğin yetmiş tane efendim eda ettiğin farz gibi. Onun için tabi bu millet ne yapıyor bizim millet? Ramazan ayında zekatlarını vermeye gayret ediyor. Çünkü bakın yani Ramazan'ın dışındaki 70 farzı eda etmek gibidir deyince hani bazı kardeşlerimiz de diyor ki ya hoca efendi benim diyor nisap miktarı mala sahip olmam üzerinden daha bir sene geçmedi. Yani bir iki ay daha kaldı onun için ben Ramazan'dan sonra versem olur mu? Olur. Olur ama zararın da olur ha. E, zarar etmiş olursun mübarek. Baksana Ramazan'da vermiş olsan ne olacak? 70 farz eda etmiş gibi. Yani ne demek? 70 sene yaşayacaksın. Her sene o kadar zekata malik olacaksın. Ve her sene de o zekatı vereceksin. 70 sene yapmış olduğun o efendim, ibadet neyse e, Ramazan'da verdiğin an onun gibi ne yapıyorsun? Sevap kazanıyorsun. Yani dolayısıyla bu kar kaçırılmamalı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor ve buyuruyor ki bakın yine hadis-i şerifte. Hani Ramazan-ı Şerif ayında e birbirlerimizi davet ediyoruz değil mi? İftara. İftar davetleri veriyoruz. Hem tabi bir efendim, kaynaşma oluyor, görüşme oluyor, konuşma oluyor. Hem de ne oluyor? Bir sevabı oluyor. Yani onun tuttuğu orucu ne yapıyorsun? Ya bir nevi tebrik ediyorsun. Seni tebrik ederim. Allah kabul etsin. He? Ona ne yapıyorsun? İkram ediyorsun. Yediriyorsun, içiriyorsun. Orucunu açmasına vesile oluyorsun. Mevlaya verdiği sözü, imsakta verdiği sözü ne yapacak? İftara kadar devam ettirecek. İftarda da ibadet aşkıyla, şuuruyla orucunu açacak ya. Sen de buna ne yapıyorsun? Efendim, vesile oluyorsun. İftar ziyafeti veriyorsun. Onun orucuna efendim orucunu açtırıyorsun, iftar ettiriyorsun. Bakalım bunun sevabı neymiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? وَمَنْ menfat ف۪يهِ سَائِمًا Her kim Ramazan ayında bir oruçluya iftar ettirirse كَانَ لَهُ مَعْفِرَةُ لِذُنُوبِهِ Allah'ın Teala onun günahlarını mağfiret eder. Ve ait kurakabeti minen nar, boynunu cehennemden azad eder. Bak, adamın efendim orucuna iftar ettiriyorsun ya he ne oluyor o zaman Allah Teala günahlarını mağfiret ediyor. Efendim seni cehennemden azat ediyor. Peki hala başka ne var? Ve kana lahu mislu ecrihi. Oruç tutanın sevabının mislini de sana veriyor. Adam akşama kadar oruç tutmuş. He? Şimdi günler de uzun, havalar da sıcak, bu kadar hararet var. Adam susamış, yorulmuş, yorgun, argın, hararet basmış. He? Yemiyor, içmiyor. Efendim ve böylece Allah'a verdiği sözü tutuyor. Ne kadar sevap kazanıyor görüyor musun? Çünkü orucun sevabı hakikaten diğer ibadetlerden çok farklıdır. Yani her ibadetin bir sevabı vardır. Her ibadetin karşılığı vardır. Ama orucun karşılığını Mevla Teala ne yapmamıştır? Söylememiştir. Oruç benim içindir onun mükafatını ben vereceğim buyurmuştur onun mükafatını ben vereceğim. Artık bin de verir, trilyonda verir. Seni affettim kulum da diyebilir. He? Onun için o oruç madem Allah için, he? madem mükafatını da ancak Allah verecek, Rabbimize layık bir şekilde o oruçları tutmaya gayret edelim. Evet tabi oruç efendim, bahçe anlatıldığı zamanda nasıl oruç tutmamız lazım? Hangi işler, hangi efendime söyleyeyim günahlar, isyanlar? efendim orucun sevabını bozar. E tabi onu da oruç bahsinde işlenecek olan konular. Tabi oraya girmiyorum şimdi çünkü çok detaylanır. Anlatmamız gerekenleri anlatamayız çünkü. Demek ki oruç tutanın da sevabının mislini ne yapıyor Mevla? Onu iftar ettirene de veriyor. E peki hala Hoca Efendi o oruç tutan adamın sevabı ne oluyor peki? Yani onunkini ona verirse, ha onunkini ona vermiyor onun kazandığı sevabın bir mislini iftar ettirene veriyor. Hem de min gayri eyyen tekisa min ecrihi şey'ün. Oruç tutanın sevabından hiçbir şey noksan etmeden aynısını Allah iftar ettirene de veriyor. Görüyor musun? Rabbim zengin. Allah zengin Celle Celaluhu. Yani Mevla vermeye bahane arıyor. He? Hazine-i Gaybı'ndan Mevla adeta yağdıracak. Feyizlere gark edecek ikramlar, ihsanlar, lütuflar. Ama bize ne yapmamız lazım? Bir bahane ortaya koymamız lazım. Değil mi? Mevla vermek istiyor ama sen de onun yolunu yapacaksın. Oyunu kuralına göre oynamamız lazım. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapıyor? Yol gösteriyor. Tabi iftarada davet edeceğiz ama çünkü şimdi Ramazan-ı Şerif geldiği zaman efendim işte dernekler, kuruluşlar, vakıf, vakıflar hepsi ne yapacaklar? İftarlar verilecek. Ama iftarları da ne yapalım biliyor musun? He? Allah için tabi vereceğiz. Bir de böyle körler sağırlar birbirine ağırlar kabilinden olmamalı. Yani bir iftara davet ediyorsun. Hep tuzu kurular. Hep ensesi kalınlar. Tamam bir ziyafet veriyorsun ama o adamın zaten ziyafet her gün efendim yediği şeyler ya bir sofrada bir tane fakir olmaz mı? Bir tane garip olmaz mı? Garip kurabanın olmadığı, fakir fukaranın olmadığı sofralara Allah'ın rahmeti tecelli eder mi? Onun için garibe kurabaya da, fakire fukaraya da sofralarımızda ne yapacağız? Yer açacağız. Evet. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca yani bir oruçluya iftar ettirenin sevabını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle arz edince oradakiler sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah yani bizim hepimizin oruçluya iftar ettirecek kadar imkanımız yok. Çünkü tabi oruç dediği zaman iftar sofrası dediği zaman akla ne geliyor? Mükellef sofralar geliyor. Değil mi? Hatta öyle sofralar var. Yani bir tuzluk koyacak yer kalmamış sofrada. E şimdi Ya Allah bizim bu kadar imkanımız yok. Hakikaten o zaman imkanlar yoktu. Sıkıntılar var, fakirlik var, yokluk var. He? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bile evinde kaç gün ocak yakmadığı vaki oluyordu. Hani anlatılır ya, anlatırız. Hendek muharebesinde değil mi? Sahabe-i kiram hani açlık var. Hani savaş, soğuk, korku. Hadi onlar bir kenara ama e şimdi açlık var, yiyecek bir şey yok karınlarına taş bağlamışlardı değil mi? He? Yani açlıktan karınları sarkmış. Tokluktan değil ha. Açlıktan karınları sarkmış. On sarkmasın diye efendim bastırmak için o açlıklarını ne yapıyorlar? taş efendim bağlıyorlar ve efendim açlıklarını bir nebze de olsa bastırmak düşüncesiyle. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme bunu arz ettikleri, arz ettikleri zaman o Allah sevgilisi, o güllerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o da ne yapıyor? Gömleğini açıyor, kuşağını çözüyor. Bir de bakıyorlar ki efendim sallallahu aleyhi ve sellemin de efendim karnından iki taş çıkıyor. iki taş bağlamış. Yani halk aç, ama Allah sevgilisi halkından daha aç. Karnına iki taş bağlamış. Yani böyle yokluklar, var. Böyle sıkıntılar var. Bir hurmanın paylaşıldığı dönemler var. Elhamdülillah şimdi bolluklar var. Şükür, şükürler olsun. Rabbim Celle Celaluhu bizleri açlıkla terbiye etmesin. Rabbim adabıyla terbiye etmesin. Rabbim bizlere lütfuyla muamele eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah. Yani bugün bakıyorsun eğer en fakirin evinde en az bir haftalık yiyecek. He, iyi kötü bulunur yani. Onun için sahabe-i kiram sordular dediler ya Resulallah. Yani bizim hepimizin buna imkanı yetmez. Ama bu sevabı da almak istiyorlar. He, bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allahu Teala Celle Celaluhu bu sevabı bir tane hurmayla, bir yudum suyla yani bir bardak suyla veya efendim süt ikram edenede verir Mevla. Yani bir bardak su veremeyecek kadar fakir değilsin. Veya bir bardak süt hemen keçiden, inekten efendim tabi o zaman bahçelerinde besliyorlar mesela. Hemen sağarsın iftar ettirebilirsin. Veya bir hurmayla iftar ettirebilirsin. Demek ki bir hurmayla bile, bir bardak suyla bile olsa iftar ettirene de bu sevap vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bazı kardeşlerimiz var. Uyanık mesela uyanık kardeşlerimiz, ahiret uyanıkları. Ne yapıyorlar mesela? Akşam namazına bazı kardeşlerimiz camide kılacak. O da hemen efendim bir tane ee, bir kutu hurma almış. Gelmiş caminin kapısında açmış hurmayı. Ne yapıyor? Efendim camiye gelenlere ikram ediyor. Yani ne yapsınlar? İftarını açsınlar. Öyle şimdi camiye gelen adam oruçlu. Ne yapacak iftarını? Ezan okunduğu zaman, vakit girdiği zaman açması lazım. E namazını kılar sonra eve gidince ne yapacak? Yemeğini yiyecek. Ha işte girerken daha ne yapıyor? Hurmayı ikram ediyor. Uyanık. İşte ona iftar ettirdi ya. Efendimiz sallallahu aleyhi de buyurdu ya bir hurmayla da olsa iftar ettirene de bu sevap verilir. İşte o sevabı o bile ne yapacak alacak. Ama biz gene ne yapalım tabi? Yani mümkün mertebe imkanlarımız nispetinde misafiri ne yapmak lazım? Ağırlamak lazım. Değil mi? Misafire ikramda bulunmak lazım. Misafire ikram etmek imandandır. Evet. Misafire hizmet etmek adama zor gelmez bir mümine zor gelmez. biz Biiznillahü teala. Dolayısıyla demek ki bakın böyle kazançlar var, böyle ecirler var kıymetli kardeşlerim. İnne şehre ramadane şehrun azimun. Muhakkak ki Ramazan-ı Şerif ayı çok büyük bir ay. Ramazan ayı çok büyük bir ay. Çok büyük derken yani manevi bakımdan bir büyüklük var. Değil mi? ayet kerimede ne buyuruldu? Estağfirullah. billah. Şehru Ramazan ellezî üncile Kur'an. Bak Ramazan ayının ismini zikrediyor. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an-ı Kerim onda indirildi. Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirildiği bir ay. İşte ayların sultanı yapan, he, Ramazan ayını böylesine kıymetli yapan kendisine kendisinde inen Hazreti Kur'an'dır. Ve nitekim Kadir Gecesi'nde ismini Mevla ne yapıyor Kur'an'da? Zikrediyor. He? inna enzelnâhu fî leyletil kadr. <laughs> Muhakkak ki biz o kitabı Kadir Gecesi'nde indirdik buyuruyor. Ha demek ki Ramazan ayında indirdik bir ayet var. Başka bir yerde de efendim, Kadir Gecesi'nde indirdik ayeti var. E buradan da zaten ne çıkıyor? Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif ayındadır çıkıyor. Dolayısıyla Kadir gecesini de böyle kıymetlendiren Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır buyuruldu ya onu bir aydan bin aydan hayırlı yapan 83 sene 4 ay kadar he Türkiye standartlarına göre uzun bir ömür sayılır. Böylesine bir ömür haline getiren o geceyi de ne oluyor? Yine Kur'an-ı Kerim oluyor. Dolayısıyla Ramazan ayına da bu kıymeti veren kendisinde inen Kur'an oluyor kıymetli kardeşlerim. Tabi Ramazan-ı Şerif ayı hakikaten öyle bir ay. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif ayında inmiştir. Bakıyoruz efendim sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? İbrahim aleyhisselamın bir hadis-i şerifte İbrahim aleyhisselama inen suhuf 10 tane sahife var ya ne zaman efendim nazil olmuştur? Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesinde İbrahim aleyhisselama inen sahifeler Ramazan ayının ilk gecesinde indirilmiştir. Tevrat, Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat, Ramazan ayının altıncı gecesi. He? Efendim İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ise 13. gecesi indirildi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bakıyoruz başka bir hadis-i şerifte Zebur'dan da bahsediyor. Zebur'da diyor Ramazan-ı Şerif ayının 12. gecesi indirilmiştir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buradan ne anlıyoruz? He? Sadece Kur'an-ı Kerim değil, diğer kitaplar da. Bakın Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, İbrahim Aleyhisselam'a inen sahifeler de hepsi Ramazan-ı Şerif ayında efendim nazil olmuştur. Yani bunlar nedir? Ha, Mevla Teala Celle Celaluhu demek ki demek ki Ramazan ayını ilahi kitaplara tahsis etmiş. Evet. Demek Ramazan ayında böyle bir hase var. Böyle bir özellik var. İlahi kitapların nazil olduğu bir ay demek ki. Rabbim Celle Celaluhu Ramazan ayında indirdiği Kur'an hürmetine o Kur'an'ı bizim gönüllerimize de, evlerimize de, iş yerlerimize de, ocaklarımıza da indirsin. Evimizde de, yaşadığımız yerlerde de o Kur'an'la amel etmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet kardeşlerim yani bu Ramazan ayında inşallah Kur'an'la adeta yoğrulmak lazım. Evet i̇mam Rabbani Hazretleri bir mektubunda Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim'in ile alakalı bunun sebebiyle alakalı ne yapıyor? Bir mektubu var. Tabi uzunca anlatıyor da kısaca yani Kur'an-ı Kerim tabii her hayırların başıdır. Her hayır onda toplanmıştır. Ramazan-ı Şerif ayı da öyledir. Hayırların toplandığı yerdir. Kur'an da hidayetin kaynağıdır. Böylece Allah Teala böyle bir münasebetle o Kur'an'ı ne yapmıştır? Ramazan-ı Şerif ayında indirmiştir. Bu Ramazan-ı Şerif ayında hatta ne yapıyoruz bakın? He? Yani normal zamanda Kur'an-ı Kerim'i eline almayan bile, belki günde bir sayfa bile okumayan dahi ne yapıyor? Ramazan ayında mukabele okuyor değil mi? Yani bir camiye gidiyor veya efendime söyleyeyim evinde mukabele okutuyor. Yani en az bir hatim herkes indiriyor. İnşallah ne yapalım? Mutlaka mukabele yapalım. Mutlaka bir hatim indirelim en az. Çünkü madem madem Ramazan ayında Kur'an indirildi. Öyleyse Kur'anla hemhal olmaya gayret edelim. Rabbim Celle Celaluhu o Kur'an'ı okurken, o Kur'an'ı dinlerken hele ehlinden dinlediğimiz zaman He Hele Kur'an hafızdan edası sedası yerinde olan bir hafız efendiden dinlediğim zaman nasıl haz alıyoruz değil mi? Nasıl lezzet alıyoruz? Çünkü o Kur'an nedir? Ruhun gıdasıdır. O Kur'an ruhlarımızın gıdasıdır. Onu dinlerken nasıl lezzet alıyorsak, nasıl zevk alıyorsak yaşarken de böylesine zevk almak, böylesine lezzet almak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayının faziletlerine devam edeceğiz. Ama kısa bir ara, ardından tekrar buradayız. Evet muhterem izleyenlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Ramazan-ı Şerif ayından bahsediyorduk. Çok az bir zaman kaldı, iyice yanaştı, iyice yaklaştı. Ee, Tabi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda, yani Ramazan-ı Şerif ayı hakkında pek çok hadis-i şerifler rivayet buyurmuştur. Bir tanesinde de buyuruyor ki ve şehrun evveluhu rahmetun. Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir ay ki onun evveli rahmettir. Ve evsatuhu mağfiretun. Ortası mağfirettir. Ve ahiru itku nar. Sonu da cehennemden kurtuluştur buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nasıl bir efendim ay görüyor musun? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş. Rabbim Celle Celaluhu öyleyse her bir ellerimizi o ayın başındaki rahmetten, ortasındaki mağfiretten istifade edenlerden olup sonunda da cehennemden kurtulanlardan eylesin inşallah. Evet gerçekten de yani Ramazan ayında affımıza vesile olacak o kadar çok şey var ki yani bizi efendim affımıza mağfiretimize vesile olacak cehennemden kurtulmamıza sebep olacak pek çok şey var. Mesela bakın yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şehrun Ketebe Allahu aleyküm siyamehu. Ramazan ayında öyle bir ay ki Allah sizin üzerinize orucu farz kıldı. Ve senen tüleküm kıyamehu. kıyamın da ben sünnet kıldım. Yani teravih namazını. Öyleyse femen sâmehu ve kamehu Her kim orucunu tutarsa, gecesinde ikame ederse, teravih kılarsa, imanen vahdisâben. <tuhâ> Tabi inanacak. Zaten inanmayan adamın oruçta ne işi var, teravihle ne işi var? Ve tabi sevabını da kimden bekleyecek? Allah'tan bekleyecek. He? Sevabını Allah'tan bekleyerek, inanarak her kim orucunu tutarsa, teravih namazında kılarsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın neticeyi bağlıyor. Harace min dünubihi keyevme veledetü ümmühü. Anasının doğurduğu günkü gibi tertemiz günahlarından çıkar. Yani doğduğu zaman nasıl günahsızsa, he? Aynı şekilde efendim Mevla Teala onu diyor temizler buyuruyor Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun için bu orucu ne yapmamız lazım? Şartlarına riayet ederek tutmak lazım. Elbette midemize ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz. Gırtlağımızdan, he, ağzımızdan bir lokma su, bir lokma ekmek, bir bir su inmiyor ama aynı şekilde ne yapacağız? Sadece mideye değil, gözümüze de oruç tutacağız. Kulağımıza da oruç tutacağız. Dilimize de oruç tutturacağız. Yani ne demek? Harama bakmayacağız, dedikodu gıybet dinlemeyeceğiz, şarkı türkü dinlemeyeceğiz. Yalan dolan, efendim dedikodu gıybet gibi şeyler söylemeyeceğiz. Değil mi? Eğer böyle yaparsak, dikkat edersek sadece midemizle değil de bütün azay eczalarımızla, bütün uzuvlarımızla oruç tutarsak, harama yönelmezsek, meyletmezsek, teravihlerimizle kılarsak, anasının doğurduğu günkü gibi günahlarından çıkacak. E şimdi Zaten orucu tutuyoruz. Zaten teravih namazını kılıyoruz. E şartlarına riayet ederek de yaptık mı böyle bir mükafatı da inşallah hak edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet bakın başka bir hadis-i şerifte yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve ahtisâben. Gufira lehu mâ min Her kim Kadir gecesini, mesela Kadir gecesi de Ramazan-ı Şerif ayında, he, Artık Ramazan-ı Şerif ayının sonlarına doğru tabii bütün ümmet olarak 27. gece idrak ediyoruz. E dolayısıyla sevabını Allah'tan bekleyerek ve inanarak her kim Kadir gecesini efendim ikame ederse, ihya ederse, idrak ederse, غفر له ما تقدم Geçmiş günahları mağfiret olunur buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani görüyor musun bakın yani affımıza ve mağfiretimize vesile olacak ne kadar şey var. Yine bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri Ramazan-ı Şerif ayında her akşam iftar vaktinde cehenneme müstehak olmuş bir milyon kişiyi cehennemden azat eder buyuruluyor. İftar vaktinde efendim 1 milyon cehenneme müstahak olmuş kişiyi affedecek. Ne demek biliyor musun? Eğer Ramazan ayı girmeden önce öyleydi o adam demek ki cehenneme gidecekti. Ama tabi imanlı ölmüş olabilir. Demek günahları var. He? Tevbe etmemiş, istiğfar etmemiş. O günahlarla gitmiş. Eğer Mevla affetmezse ne yapacak? He? O günahların mutlaka temizlenmesi lazım. Nerede temizleniyor? Allah muhafaza cehennemde temizleniyor. Ki temizlenecek ki ne yapsın sonra? günahsız, pirupak olsun, cennete gitsin. Dolayısıyla böyle bir adam işte Mevla Teala ne yapıyor? İftar vaktinde bunun gibi bir milyon kimseyi azat ediyor. Ve yine ne buyuruluyor? Yine Ramazan ayında her akşam iftar vaktinde bir milyon kimse. Cuma günü gelince yani Ramazan ayının cumalarının ayrı bir özelliği vardır. İşte o cuma günleri de her saat başı Mevla ne yapıyor? Bir milyon insanı azat ediyor. Görüyor musun? Geldi 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 Ramazan-ı Şerif ayının son iftarına geldi. Son günü. Yani ne olacak? Ertesi gün bayram. İşte o son iftar vaktinde de he o güne kadar Ramazan'ın başından o cumalarda her saat başı affolunanları da toplayarak o son güne kadar Mevla kaç milyon kimseyi günahkarı cehennemden azat ettiyse bir o kadar daha sadece o son gece Mevla ne yapıyor? Cehennemden azat ediyor. Şimdi bu kadar affımıza, mağfiretimize vesile olacak mesele varken he, hala affolunamazsak Mevla bize ne yapsın? İnşallah Rabbim bizleri de affeylesin, mağfiret eylesin. Hem de o son geceye de bırakmasın inşallah. Ama tabii Mevla kimi affedecek? Yani o iftar vaktinde Mevla affediyor da. He? Öyle adam var şimdi. Ramazan mıymış? Sahur muymuş? iftar mıymış? Adamın umurunda bile değil. He? Adam yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor. Ne Ramazan ne bir şey. Bir tanesi öyle yapmış ya. Ne oruç tutuyor ne bir şey yapıyor. Ama sahura da kalkıyor. Demişler ya demişler sen oruç tutmuyorsun niye savura kalkıyorsun? Demiş ya zaten oruç tutmuyoruz demiş. Savura kalkmayıp da hepten gavur mu olalım ya? <laughs> Savurda yiyor yani. E şimdi Mevla iftar vaktinde bir milyon kimseyi azat edecek cehennemden. Peki hala mantıken düşünelim kimi affeder? Yani öyle sağda solda gezen, gazinolarda barlarda ömür tüketen, he? plajlara uzanmış, haram helal demiyor, efendim Pek çok kimseler zaten yaz mevsimi de ne büyük bir imtihan şimdi bak. Bunları mahveder. Yoksa adam evet günahları olabilir, eksikler olabilir, hatalar olabilir ama ne yapıyor? Namazını terk etmiyor. Oruçlarını terk etmiyor. Ve iftar vaktinde oturmuş elinde hurması ne yapıyor? Ezanı bekliyor ki vakit girsin de ne yapayım? Orucumu açayım, iftar edeyim diye bekliyor. O arada da dua ediyor. Ya Rabbi beni affet diyor. Şimdi Mevla bunu mahveder. Yoksa hiç umurunda olmayan Ramazan, iftar, hiç önemsemeyen sokaklarda efendime söyleyeyim Müslümanların tuttuğu oruca önem vermeden, saygı duymadan çatır çatır oruç yiyen kimseleri mahvedecek Mevla? Yoksa iftar vaktinde he? iftar sofralarında olanları mı? Evet. İşte böyle Mevla Teala Celle Celaluhu kıymetli kardeşlerim affetmeye bahane arıyor. Ama dedik ya biz de o bahaneyi ne yapalım ortaya koyalım. Bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. لِسَّائِمَ عِنْدَ اِفْتَارِهِ Her bir iftar vaktinde oruçlunun mutlaka kabul olunan bir duası vardır. Mutlaka kabul. İşte hepinizin böyle 30 tane ney var? mermisi var diyelim. He? Yani 12'den isabet ettireceğiniz kabul olunmuş, yani Allah Allah'ın kabul edeceği böyle bir hakkınız var. 30 tane. Aslında bir liste yapmak lazım. He? Yani dertlerini, sıkıntılarını şöyle bir sırala bakalım. Eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Ahlaki zafiyetlerimiz var. Yani şu dualarda şöyle bir efendim ee, çizelge hazırlasak ibadetlerimizi güzel yapalım diye manen kemale erelim, olgunlaşalım diye, imanla yaşayıp imanla ölelim diye, şu İslam coğrafyasında akan kanların durması, gözyaşlarının dinmesi, o ateşlerin sönmesi niyetiyle onlara dua etsek, sıkıntılarımız gitsin diye, he, maddi manevi ne müşküllerimiz varsa hepsini Mevla hallu hasan eylesin diye, her akşam bir tane efendim ne yapalım adeta? Bir tane derken bir dua et bırak demek değil. Sen yine ne yap hep dua et. Ama o bit bir tanesi mutlaka tutacak. Her akşam böyle bir tane var. Rabbim bizleri o şuurda iftarını açıp duasını yapanlardan eylesin inşallah. Yani işte ezan okunmadı mı, vakit gelmedi mi hemen lık, 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 lık iç efendim bardağı kafana dik. Hemen efendim vurma yiye hiç dua etmeden hemen sofraya balıklama dal böyle yapmayalım. Zaten iftardan önce ezandan önce oturuyoruz. He, sofraya oturuyoruz. Öyleyse ne yapalım? Orada efendim, o vakte kadar dua edelim. 30 tane hakkınız var. Bir tanesini de bu kardeşinize ayırırsanız, tahsis ederseniz biz de çok memnun etmiş olursunuz. İnşallah bizler de size dua edelim. Sizler bize dua edin. Birbirimize dua edelim. Rabbim bu ümmeti Muhammed'i sıkıntılardan efendim, feraha tebdil eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim. Yine bir hadis-i şerif zannediyorum Selman-ı Fahriş radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor ki cennet diyor seneden seneye Ramazan-ı Şerif ayının girmesiyle süslenir, temizlenir. Tabi bunu şöyle anlamak lazım. Yani kirlidir manasına değil haşa. Cennet elbette temizdir, tertemizdir. Oraya da girenler ne yapacak? Temiz girecek. Günahsız girecek. Yani günahlarından arınmış olarak ya pişmanlık ateşiyle ya Allah muhafaza cehennem ateşiyle temizlenip he cennete giriyor. Cennet temizdir ama demek ki hazırlanıyor. Yani efendim ümmetin oruç tutanları, Ramazana saygı duyan, Ramazana saygı gösteren ve men yuabdim şa'irallah fenna min takvel kulub. Her kim Allah'ın şa'irine tazim ederse, hürmet ederse fenna min takvel kulub o kalplerin takvasındandır. Allah'a gösterdiği derin sevgiden, saygıdan, huşudan dolayıdır. Evet, Ramazan'a saygı nasıl olur? Ramazan ayı geliyor diye hazır ol bekleyecek değiliz. Ramazan'a saygı o demek değil. Ramazan'a saygı demek, haramlardan kaçınmak demek, ibadet ve taat üzere olmak demek. He? Velev ki hasta olabilirsin, velev ki seferi olabilirsin, değil mi? Ve günümmer seferin fende min eyyamin Yani Mevla hasta olana ve seferde olana müşahede ediyor. Daha sonra efendim e, kaza etmek üzere ama sen ben oruçluyum diye şey ben seferiyim veya hastayım diye yine ne yapma sokaklarda çatır çatır yeme. Müslüman mahallesinde salyangoz satma. Öyle ya. bu memleket efendim Müslüman halkı Müslüman Dolayısıyla insanlar hani bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Yani yiyemediğinden değil o insan cebinde de parası var. Buzdolabında da o kadar yiyecekler var. Marketler, bakkallar, dükkanlar dolu ama Allah'a söz vermiş inancından dolayı yemiyor. Sen bunların gözünün içine bakarak çatır çatır yersen, püfür püfür sigara içersen aman Ramazan mıymış, Müslüman mıymış, Allah mıymış, kitap mıymış haşa dercesine He? Böyle bir tavır takınırsan işte bu Ramazan ayına saygısızlık olur. Müslümana saygısızlık olur. Oruca hürmetsizlik olur. Bu hürmetsizlik, saygısızlık aslında Allah'adır. O Ramazan'da oruç tutulmasını emredenedir. Hem kendini tutmuyorsun hem de tutanı da güya umursamıyorsun. Onun için Ramazan ayına da demek ki ne yapmak lazım? Saygı duymak lazım. İşte bakın Ramazan ayında ne oluyor? Ramazan ayı hazırlanıyor. Oruç tutanlara Ramazan ayı hazırlanıyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Madem cennet oruç tutanlar için, sizin için, bizim için hazırlanacak. He? Siz de cennete hazırlanıyor musunuz? Bizler de cennete hazırlanıyor muyuz acaba? O cennetin aşık olduğu kimseler var elbette. He? o cennetin arzu ettiği yani bir an önce gelseler de nimetlerimden onları efendim e, nimetlerimden tattırsam diye hasretle beklediği kimseler var. İşte Hazreti Ali, Hazreti Selman, Hazreti Ammar radıyallahu anh'ın bunlardan görüyor musun? Cennetin aşık olduğu kimseler var ya. Allah Allah. Ama cehennemin de hasretle beklediği kimseler var ha. He? Yani bir an önce gelseler de şu cehennemin adabını tattırsam diye adeta dört gözle beklediği de kimseler var. Allah bizi onlardan eylemesin. Cennetin aşık olduğu kimselerin yolundan gidenlerden eylesin. Cennet bizim için hazırlanıyor. Biz de ne yapacağız? Cennete kendimizi hazırlayacağız. İşte buyuruluyor ki Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesi olunca Ramazan ayının ilk gecesi olunca o andan itibaren yani teravi kılacağımız ilk gece ne olacakmış? Arşın altından tatlı bir rüzgar esiyor. Arşın altından bir rüzgar esiyor, mesire denen bir rüzgar. Tabi bu rüzgarla beraber cennet kapılarının halkaları eveni vurmaya başlıyor. Cennetteki ağaçların yaprakları o dalları birbirlerine sürtünmeye başlıyor. Öyle güzel sesler, öyle güzel nameler çıkıyor ki hiç kimse ne duymuş ne de işitmiş. Cennette bir hazırlık başlayacak. Evet. Ama tabii öyle kimseler var. He? Hani cennetin aşık olduğu kimseler. Dünyadayken cennette müjdelenen kimseler. aşere mübeşşere diyoruz ya. He? Aşere-i mübeşşere. Ebu Bekrun fil cenne. Ömerun fil cenneti ve Osman'ın fil cenneti ve Ali'nin fil cenneti ile İşte diyor bunlar 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 cennetin ortasındadır diyor radıyallahu anhum. Onlara gönül verelim be. He? Cennetin aşık olduğu, cennetin hasretle beklediği böyle kimseleri ne yapalım? Böyle kimselerin yolundan gidelim. Böyle kimseleri sevelim. Böylelerini idol kabul edelim. Çünkü elmar rumamene habbe kişi sevdiğiyle beraber. Sen cennetlik adamı seversen, kişi sevdiğiyle beraber sen de o sevgi irtibatı bağıyla efendim cenneti bulursun inşallah. Tabi dünyadayken cennetle müjdelenenler böyle sayılmış ama e, bazı kimseler var aslında onlar da cennette müjdelenmiş. Ne gibi mesela? İşte bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem mesela buyuruyor ki Tabi miraca çıkarken cenneti gezdi, cehennemi gördü ya. Cennette ilerlerken önünde baktı ki ayak sesleri var. Cebrail Aleyhisselam'a sordu ey Cibril bu ayak sesleri kimindir? Cebrail Aleyhisselam ne buyurdu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O ayak sesleri Bilal-i Habeşi'nindir radıyallahu anh. Yani Resulullah'ın önünde Bilal-i Habeşi'nin ayak sesleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndükten sonra daha sonra Bilal Habeşi radıyallahu anh'a soruyor. Ey Bilal diyor durum böyle böyle. Durum böyle böyle. Ayak seslerini cennetteyken işittim. Sen hangi ameli yapıyorsun ki Allah sana bunu lütfediyor? Bilal Habeşi radıyallahu düşünüyor. Hani ibadetlerini gözden geçiriyor. Diyor ki ya Resulallah öyle pek ümitli amelim yok ama Şöyle bir ibadetim var ki diyor, bunu hiç terk etmiyorum. Her abdest aldığım zaman mutlaka iki rekat namaz kılarım diyor. Yani bana abdest almayı nasip eden, bana bunu lütfeden Allah'a şükürler olsun. Abdest şükür namazı diyoruz ya, İçinizde kılanlarımız vardır. Abdest aldıktan sonra kerat vakti değilse hemen ne yapıyorsun? Allah'a şükür iki rekat abdest şükür namazı kılıyorsun. Bilal Habeci radıyallahu anh böyle yapıyormuş görüyor musun? Ha, demek ki cennette ayak seslerinin olması işte bu ibadeti yaptığından dolayı. Şu Allah'ın adamlarına bakar mısın? Şu Muhammed Mustafa'nın arkadaşlarını efendim bak onlara bir bakar mısın? He? Yani kendileri dünyada, kendileri arzda yürüyorlar ama ayaklarının sesi cennetten geliyor. Şurada adım atıyor ama ses cennetten geliyor. İşte böylesine onları faziletli kılan demek ki Muhammed Mustafa'ya böylesine tabi olmaları, yolundan gitmeleri, efendim sevmeleri ve onunla beraber de işte bu amelleri. Yani bugün efendim madem böyle bir durum olmuş, sen de eğer abdest aldıktan sonra kerahat vakti değilse iki rekat abdest şükür namazı kılarsan inşallah ayak seslerin cennette işitilir. Yani buradan onu anlıyoruz. Madem bu rivayet bize kadar böyle ulaştı, he? Öyleyse böyle yapmakta fayda var. Değil mi? Her abdest aldığımız zaman abdesti de gezmiyorlar mübarekler. He? Abdest aldıktan sonra veya gusül abdesti aldıktan sonra iki rekat abdest şükür namazı kılıyorum. İşte diyor ümitli amelim bu. Herhalde bundan dolayı efendim ayak seslerim duyulmuştur diyor. Evet kıymetli kardeşlerim cennet demek ki sahiplerini bekliyor. Cennet demek ki sahiplerine hazırlanıyor. Yani yerlere göklere müsaade edilseydi, konuşma müsaadesi verilseydi, he, bu oruç tutanlara verilecek olan faziletleri anlatmayla bitiremezlerdi. Öyle müjdeler var, öyle faziletler var ki, he, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten ne buyurdu? Lev ya'lemul ibadu ma fi Ramazan la temennet ummeti ay yekuna Ramazan Eğer kullar Ramazan ayında neler olduğunu bilseydiler bütün senenin Ramazan olmasını isterdi ümmetim diyor. Bilmiyoruz. Ne kadar anlatılsa, ne kadar hadis-i şerifler okunsa, ne kadar duysak, öğrensek de hakkıyla bu Ramazan ayının faziletini öğrenmek mümkün değil. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Zaten bu oruç bile başlı başına bir imanın ispatı değil midir? Öyle ya düşünsene. Hani bazılarımız şöyle bir söz söyler. Hani dostlar için, sevdikleri için, senin hatırın için çit, efendim tavuk bile yerim der. Yani yemeğe sıra gelince, he, hatır için belki yeniyor ama kimse kimsenin hatır için aç kalmaz. Evet. Kimse kimsenin hatır için aç kalır mı ya? Yani efendim bugün herkes oruç tutacak dense, kanunla belirlense bile millet belki gider evinde yer yani. Adam der durup dururken niye aç kalayım ya? He? Yemek var, ekmek var, su var. Dayanamıyorum der. Gider yer. Ama Allah emredince, Mevla Teala farz kılınca ne yapıyoruz? Ne kadar acıksak da, ne kadar susasak da ne yapıyoruz? Mutlaka tutuyoruz. E şimdi ya Hoca Efendi günlerde çok uzun. E da sıcak nasıl tutacağız? E, çok acıkırız. Efendi Hazretlerimizin babası ne buyurmuş? Acıkmadıktan sonra Susamadıktan sonra ne anladık bu oruçtan? Elbette acıkacaksın ki he? oruç olduğunun farkına varabilesin. Onun için inşallah oruçlarımızı güzelce tutalım. Ha bir de ne yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. İzâ selimetil cumatü selimetül Eyyam. Her kim cuma gününü salim olarak geçirirse yani salim bir kalp ile geçirirse he, ne olacak? Bütün hafta selametle geçer. Yani cumayı kalp huzuruyla geçiren bütün hafta huzurlu bir şekilde geçirir. Ha bir de ne buyuruyor? Ve idâ selimet Ramazan selimetü sene. Ramazan ayını kalp cemiyetiyle geçirirsen bütün senen böyle geçer. Onun için buna da ne yapacağız dikkat edeceğiz. Yani şöyle anlayalım. Haftanın mihengi cuma günüdür. Senenin mihengi de Ramazan-ı Şerif ayıdır. Cuma gününü kalp selametiyle geçiren ama cuma günü de hakikaten öyle bir gün ki haftanın son iş günü. Yok bankalar, çekler, senetler, vergi daireleri koştur 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 koştur. Herif son gününü koşturarak geçiriyor. E, cuma böyle geçince e, bütün hafta koşturarak geçiyor ya. He? Bütün hafta böyle geçiyor, bütün ay böyle geçiyor, bütün sene böyle geçiyor. Ömür koşturarak geçip gidiyor. Dünyanın peşinden. Onun için cumalara dikkat. Sene olarak da he? Ramazan-ı Şerif ayına ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ramazan-ı Şerif ayını eğer kalp cemayetiyle geçirebilirsek bütün seneyi böyle geçirmek mümkün olacak. Onun için buna dikkat edeceğiz. Yani biri gelip sana sataşsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor ya, <laughs> yani birisi gelse, seninle cedelleşmek istese, sana sataşsa, seninle uğraşsa, ne desin? Ona ben oruçluyum desin. Evet, biri geldi seninle uğraşıyor. Ona de ki, kardeşim ben oruçluyum. Ne demek? Yani ben oruçluyum, rüya mı yapıyorsun? Ya zaten Ramazan, farz ibadetlerde riyah olur mu? Zaten herkesin tutması lazım. Ha niye peki ona öyle diyorsun? He şundan dolayı ben ibadetteyim kardeşim. Ben şu anda oruçluyum, ben şu anda ibadetteyim. He Mevla'ya ibadet yapmakla meşgulüm. İbadet ederken kavga, gürültü yapılmaz. Didişilmez, cetelleşilmez. Öyle ya namaza bir duruyorsun. He namazın dışındaki bütün dünyevi işlerden ayrılıyorsun. Adam gelse selam verse aleyküm selam bile demiyorsun. Değil mi? Bir şey sorulsa cevap vermiyorsun. Niye? E namazdayım. Ben namazdayım ya Allah'ın huzurundayım. Sen, sana cevap verebilir miyim? Dolayısıyla oruç da tutarken demek ki birisi sataşsa ne diyorsun? Ben oruçluyum kardeşim. E hoca efendi ya illa sataşırsa ne yapacağız? <laughs> o zaman dersin ki, kardeş senle bayramdan sonra görüşürüz. E senin yüzünden şimdi Ramazanımızı berbat edemeyiz ki. Yani bununla cedelleşsen, onunla atışsan, bununla itişsen, öbürünle kakışsan. E, Ramazan böyle geçecek. Sonra ne olacak? E bütün sene böyle geçer. Bütün sene huzursuz, bütün sene sıkıntıyla geçer. Onun için Ramazan ayını güzel geçirmeye gayret edelim. Ha bir de şimdi böyle diyoruz. Sağdan soldan sataşanlar olursa dikkat edeceğiz ama bir de şimdi he ekranlarda şimdi bütün kanallarda Ramazan sohbetleri, iftar programları, sahur programları olacak mı? Olacak. Ama bu arada tabi yine Ramazan hocaları var. Özel Ramazan hocaları. Ramazan'da çıkacak milletin kafasını karıştıracak. He? Lüzumsuz mevzular, gereksiz me efendim meseleler insanların kafasında soru işareti oluşturabilmek için, insanların kafalarını karıştırabilmek için bir takım meseleler ortaya atılacak. Yok oruç fazla tuttunuz, yok bilmem ne yaptınız. Sen işine bak. Sen doğru ol Allah görücü. Sen bunlara kulak asma. Yok teravih var mıdır? Yok mudur? Yok öyle midir? Şöyle midir? Bu kadar hadis-i şerifler var. He. Bu kadar evvelime söyleyeyim mütevâtir gelen e, meseleler, haberler, rivayetler. Dolayısıyla biz ne yapmayalım? Bu kimselere itibar etmeyelim. Biz işimize bakalım. Çünkü bunlar da kafamızı karıştırırsa manevi kalp cemiyetimizi, huzurumuzu bozarsa bak ne olur? Yine 11 ay onun sıkıntısını çekme durumu söz konusu olacak. Onun için efendim bu tür hocaları ehli sünnet dışındaki dal fırkaların sözcüsü durumundaki olan kimseleri dinleme. Onlara kulağını tıka. Sen ibadetini yap. Orucunu güzel tut. İbadetini yapmaya gayret et. Teravihlerini kıl. Mukabelelerini tut. Duanı yap. Bizleri de duadan unutma. Ve böylece o ayın, o mübarek ayın başındaki rahmetten istifade et. Ortasındaki mağfirete mazhar ol. Ve sonunda da cehennemden kurtularak hakiki manada bayramını yap. Çünkü bayram ne demek? Niye bayram yapıyoruz? Cehennemden kurtulduk onun için bayram yapıyoruz. Yoksa adam oruç tutmamış, teravih kılmamış, Ramazan mıdır değil midir haberi yok. Bayram yapıyor. Bayram senin neyine kardeşim ya? He, bayram sana değil ki. Bayram bu Ramazan-ı Şerif bayramı. Ramazanda bir ay oruç tutup o günde bayram namazına gidip Allah'tan ecrini almış, cehennemden kurtulmuş, onun sevincini yaşıyor, onun bayramını yapıyor. Rabbim bizi onlardan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu boyunlarımızı cehennemden azat olan kullarından eleyip, hakiki manada cehennemden kurtulup bayramlara ulaşmak nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Tekrar hepinizin Ramazan-ı Şerif ayınız efendim mübarek olsun. Rabbim Celle Celaluhu şimdiden o Ramazan ayında yapacağımız bütün ibadetleri, tutacağımız oruçları, kılacağımız teravihleri, efendim mukabelelerimizi, bütün ibadet ve taatlerimizi ma'el küsür dergâhı izzetinde kabul eylesin. Ve inşallah Ramazan-ı Şerif ayında e, sahur programlarında belki bazı efendim davetlere de icabet ederiz ve yine o şekilde evlerinize de efendim teşrif etmiş oluruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Tekrar Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Birbirimizi duadan unutmayalım. En güzel şekilde kalp huzuruyla bu ayı geçirmeye gayret edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.